Merhabalar sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere bel fıtıklarından bahsedeceğiz. Bel fıtığı nedir? Neden kaynaklanır? Tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, yardımcı doçent doktor Faruk İbrahimoğlu bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Nilüfer Hanım, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyi, sizleri gördük, daha iyi olduk hocam. Sağ olun, sağ olun. Bugün sizlerle bel fıtıklarından bahsedeceğiz hocam ve son zamanlarda artış gösteren bir durum aslında. Bir hastalık da diyebiliriz. Evet. Genelde yaşlılarımız diye tabir ediyoruz fakat artık gençlerimize de görülen bir hastalık. Öncelikle bel fıtığı nedir, neden kaynaklanır hocam? Bel fıtığı anlatmadan önce bel bölgesinden bir bahsedelim. Sırt ve kalça arasındaki bölgeye bel bölgesi deniliyor ve bel bölgesine 5 tane bel omuru oluşturuyor. Bu bel omurlarının arasındaki diskler de sünger yapısında bir maddeden oluşuyor. Ve bu sünger yapısı maddenin içerisinde, şuradan göstereyim. O da farklı bir maket, aynı aslında. Aynı evet. Bel omurlarını gösteren bir maket ve omurların arasındaki diski gösteren bir maket. Bu kemiklerin arasında kıkırdak yapısında yumuşak, süngerimsi bir disk var. Bu evet. Disk çocuklarda bunun yeterli miktarda sıvı içerdiği için bu çocuklarda 10 yaşında, 15 yaşında bel fıtığı görülmüyor. Fakat ilerleyen yaşlarda fıtık görülmesinin sebebi bu diskin içeriğinde sıvı kaybı oluyor. Evet. Sıvı kaybı olmasından dolayı özellikle 20'li yaşlardan sonra yaş ilerledikçe daha fazla oranda bu süngerimsi yapı yırtılıyor ve içindeki jel madde, sıvı madde çıkıp belde fıtığa sebep oluyor. Evet. Bel bölgesinde. Onun için aslında o sıvının kaybı da diyebilir miyiz hocam? Tabii disk diskin evet. içerisinde. Çünkü bu kıkırdak maddesi damar ve sinir içermiyor. Evet. Damar ve sinir içermediği için çevredeki, yukarıdaki ve aşağıdaki kemiklerden besin maddesini alıyor. Bu ileri yaşlarda buradaki beslenmeler bozuluyor ve beslenme bozulduğundan dolayı da buradaki kıkırdaklar hasara daha yatkın oluyor, daha çabuk yırtılabiliyor ve yırtılma sonucunda da içerisindeki, şöyle gösterelim, içerisindeki sıvı jel çıkıp buradaki omuriliğe bası yaparaktan bel ya da bacak ağrısına sebep oluyor. Buna bel fıtığı deniliyor. Neden kaynaklanır diye sorarsak da hocam zaten cevabını verdi. Evet. Disklerimizdeki sıvı kaybetmesinden dolayı evet. ortaya çıkan bir rahatsızlık diyebiliriz değil mi hocam? Evet, yani ilerleyen yaşlarda hem yapılan işe bağlı olarak hem kiloya bağlı olarak hem oturma pozisyonundan tutun çalışma pozisyonunda bir sürü etken var bunda. Bu etkenlere bağlı olaraktan bu disklerin beslenmesi bozuluyor. Beslenme evet. bozulunca bu kıkırdak yırtılmaya daha yatkın oluyor ve ani bir travma, ani bir hareket sonrasında bu disk yırtılıyor ve yırtılan diskin içerisinden çıkan sıvı omurliğe ya da bacaklara giden sinirlere bası yapıyor. Buna da bel fıtığı diyoruz. Evet hocam, ben hemen şunu da sormak istiyorum hocam. Yani bizim yapmış olduğumuz herhangi bir yanlış hareketten de aslında kaynaklanabilir. Tabii, diyebilir miyiz? Tabii. Evet. Yanlış bir hareketten, hapşırıktan, öksürükten, evet. mesela sigara içenlerde en fazla çok öksürüğe bağlı. Bunların üzerinde basınçlar artıyor, disklerin aslında üzerinde. Aslında hapşurduğumuz zaman basınç olduğu için mi hocam? Tabii, karın şekilde, içi evet. basıncımız artıyor ve basınçtan dolayı bu diskler bası yapıyor, yırtılıp fıtığa sebep oluyor. Aslında günümüzde şöyle toplumumuzda bazı konuşmalar duyuyorum hocam. Hemen onu da sormak istiyorum. Belimdeki omurilimdeki su kaybolmuş ve bunu enjekte etmek istiyorlar doktorlar. Böyle bir durum var mı yoksa doğru bildiğimiz yanlışlar mı hocam? Ya bu daha çok tabii öyle yöntemler var ama biz daha çok insanın doğal tedavi yöntemiyle hiç öyle onlar da sonuçta bir ameliyat
sonucunda olan bir şey ve her ameliyatın da bir riski var. Evet. Onun için en risksiz şekilde tedaviden yanayız her İlerleyen zaman. İlerleyen dakikalarda zaten hocamla konuşacağız inşallah. Evet. Tedavi yöntemlerinizden. Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum. Bel fıtığın evreleri nelerdir? Bel fıtığın evresini şöyle göstereyim. Buradaki kıkırdak normalde içeride bir sıvı içeriyor. Bu jel kıvamında yumuşak bir sıvı. Bu kıkırdak yırtılıp hafif burada bombaleşme olduğunda buna başlangıç fıtık deniliyoruz. Bu yırtık daha fazla artıp bu jel daha ilerlerse orta derecede fıtık, tıbbi olarak başlangıç fıtığa bulging deniliyor. Orta derecede fıtığa protrüzyon deniliyor. Ve tamamen kıkırdak yırtılıp içerisindeki sıvı dışarıya çıkarsa bunu da ekstrüde herni, ekstrüde fıtık yani patlamış. Aslında en tehlikeli olan o mudur hocam? En tehlikeli olan bu ve şunun kopup araya düşmesi, omurilik aralığına düşmesi en tehlikeli olan bu ileri derecede. Tabii bu da tehlikeli. Bu aşamaya kadar tedavisi mümkün ama şu aşamadan sonra yani kopup aralığa düşerse genellikle ameliyatla düzeliyor. Evet. Çözülüyor. Başka çaresi yok. Yani halk arasında patlamış fıtık dedikleri kıkırdağın tamamen yırtılıp. Aslında üçüncü evresi de diyebiliriz. Evet, kıkırdağın tamamen yırtılıp kıkırdağın içindeki diskin içindeki sıvının dışarı çıkması ya da kopup aralığa düşmesi, omurilik aralığına düşmesine patlamış fıtık deniliyor. Evet hocam. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Tedavisiz tedavi şekilleri nelerdir? Yani üçüncü aslında evreye geldiğimiz zaman bu tedavi şekillerini uyguluyorsunuz. Peki ameliyatsız hani yöntemlerde neler uyguluyorsunuz? Biz genelde insanlar ağrı kesiciler kullanırız. İşte belimiz ağrıdığı zaman ya da başka bir yerimizde ağrı olduğu zaman kas gevşeticiler özellikle de omurilik ağrılarında. Bunlar ne kadar doğrudur? Sizin böyle ilaçla öncelikle bir tedavi şekliniz var mı hocam? Tabii ilaçların da faydası var ama bizim uyguladığımız sistem şöyle göstereyim. Şimdi burada kemiklerin arasındaki kıkırdak yırtılıp içerisindeki sıvı çıktığı için bizim burada sistemde bel kemiklerinin aralığında çekerekten bu bel kemikleri birbirlerinden ayıraraktan burada kapalı bir sistem olduğu için vakum etkisi yaparaktan bu kıkırdağın geri yerine girmesini ve fıtığı ortadan kaldırmaya yönelik bir sistemle tedavi ediyoruz. Buna da spinal dekompresyon sistemi deniliyor. DRX. Sistemin ismi DRX dekompresyon sistemi. Bu sistem nasıl geliştirilmiş derseniz, bu sistem aslında NASA'nın uzayla ilgili çalışmalarında bakılıyor ki astronotların yer çekimi olmayan ortamda bel ağrılarının olmadığı ya bel ağrısı olanın ya da boyun ağrısı olanın ağrılarının geçtiği görülüyor. Evet. Ve bu nasıl oluyor diye bakıldığında burada yer çekimi olmadığı için yük binmiyor kemiklere ve kıkırdaklara, disklere. Yük binmediği için de burada genişleme oluyor. Kemiklerin arasında genişleme oluyor ve dolayısıyla bel fıtığı oluşmuyor ya da olan bel fıtığı düzeliyor. Bu sisteme bakılaraktan bu sistemde bu spinal dekompresyon sistemi kuruluyor. Yer çekimi ortadan kaldırılaraktan belli açıda belli kemikler arasına uygulayaraktan tedavi ediliyor. Evet hocam. Aslında ameliyatsız yöntem diyebiliriz değil mi? Herhangi bir bıçak kesi uygulamıyoruz. Tabii. Herkese uygulamıyoruz. Uyguladığımız genellikle başlangıç, orta ve ileri derece fıtıklarda. En son aşamada mı uyguluyorsunuz hocam bu sistemi? Yoksa başlangıçta mı uyguluyorsunuz? Her üçünde de uygulanabiliyor. Yani birçok ameliyat bu seviyeye gelmiş ve ameliyat önerilen hastalarda da başarı elde ediyoruz. Yani bir tek
hasta muayenesinde eğer ya da filminde çekilen MR'ında fıtık kopmuş ve aralığa düşmüşse bunlar cerrahiye gidiyor. Ama bu seviyeye kadar fıtıkların, bel fıtıklarının %90-95 seviyesinde bu seviyede olduğu şöyle için izleyenlerimiz de yakından görsünler hocam isterseniz şöyle hemen gösterelim. Evet. Fıtıkların %95'e kadar kısmı ameliyatsız tedavi edilebiliyor bu yöntemle ve bu başlangıç orta ve ileri derece fıtıklarda tedavi yapılabiliyor. Ama şu en son seviye %3-5 arasındaki de ameliyata gidiyor ve genellikle çok iyi bir başarı oranı var. Peki hocam ağrılı bir sistem midir? Ağrı yapar mı? Hayır. Spinal dekompresyon sisteminde kesinlikle ağrılı bir olmaz. Şey tedavi evet. değil. Hı hı. Hasta hiçbir zaman bir yarım saat süreyle bu spinal dekompresyon sistemi uygulanıyor. Daha öncesinde ve sonrasında da bazı ajanlar, fizik tedavi ajanları uygulanıyor. Bunlar lazer yöntemi var, manuel terapiler çok var. Çok fazla artık teknoloji o kadar çok gelişti ki hocam. Çok fazla yöntemler çıktı ama sizin önerdiğiniz şu anda bahsetmiş olduğunuz yöntem aslında değil mi? Tabii bizim bahsettiğimiz DRX-9000 dekompresyon sistemi bu yaklaşık olarak Türkiye'ye 10 yıldır geldi ve ilk olarak da bizim merkezimiz bunu getirdi. Ve binlerce hasta, Fizyorem Fizik Tedavi Merkezi. Ve binlerce hastayı bu şekilde güvenli bir şekilde tedavi ettik. Ve bizim bir hocamız şöyle derdi. Derdi ki bir hasta görmüş doktor, bir hasta tedavi etmiş doktor, bir ünite doktordur. Bin hasta görmüş, bin hasta tedavi etmiş doktor, bin ünite doktordur. Tabii biz bir yıl önce bu işe başlayanla 10 yıldır bu işi yapan. İşte merkezimiz de 25 yıllık bir merkez. 10 yıldır güvenli bir şekilde binlerce hastayı böyle tedavi ediyoruz. Peki hocam hazır bahsetmişken Fizyorem nerededir? Biraz bize bahseder misiniz merkezinizden? İzleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Fizyorem Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'nde fizik tedavi merkezi. Yaklaşık bir 20 yıl kadar farklı bir yerde, son olarak da Bağdat Caddesi'nde 5 yıldır hizmet vermekte. Evet hocam çok Kadıköy'de, teşekkür ederiz. İstanbul'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde hizmet vermekte. Evet hocamın da zaten bilgileri ekranımızda mevcut. İsteyen izleyicilerimiz de oradan da ulaşabilir kendilerine. Evet tabii. Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum. Ne kadar süren bir tedavi sürecidir yapmış olduğunuz DRX? Yaklaşık olarak 20 seans civarında 20 yapıyoruz. Seans, 20 evet. seans DRX uygulanıyor ve DRX 9000 dekompresyon sistemi yaklaşık yarım saat uygulanmakta. Bu yarım saat uygulama öncesinde ve sonrasında da bazı tedavi ajanları uygulanmakta. Toplam olarak 1,5 saat civarında sürüyor bu tedavi. Evet. 20 günlük bir, 20 seanslık bir tedavi. Kısa sürede iyi sonuç veriyor. Ve öncesinde ve sonrasında kullanılan yöntemler de hastaya göre. Tabii biz hastaları önce muayene ediyoruz. Hastaları seçiyoruz. Bu sisteme uygun mu? Yani her gelene de aslında hemen buna... Aslında onlar da kendi aralarında ayrılıyorlar sanırım hocam. Yani herhangi bir kalp hastasına, şeker hastasına kronikleşmiş bir hastalığı olan hastalara bunu uygulayabiliyor musunuz? Yoksa tabii. bir konsültasyon şeklinde mi doktorlarınızla tabii, beraber? Kalp hastalığı ya da şeker hastalığıyla ilgili bir problem yok. Alabiliyoruz. Evet. Ama mesela alamadığımız hastalar hangileri? Diyelim o fıtıkta şöyle kopmuş ve aralığa düşmüş. Yani 100 tane en bir... En tehlikelisi diyebiliriz. Evet. Bunda almıyoruz. 100 hastadan 3 ya da 5 civarında hastayı, fıtığı olan, bel fıtığı olan hastayı almıyoruz. Başka işte ileri derecede kemik erimesi olan hastaları almıyoruz. Evet, bu da çok önemli bir konu. Tabii. Bunun dışında işte bel kayması olanları almıyoruz. Yani ama fıtığın kopmamış olanların peki hocam, hemen belli bir yaş sınırı var mı alabildiğiniz hastalarda? Hayır. Yok. Yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Genellikle zaten fıtık hastaları da yani
20'li yaşlardan işte 60-70'e evet. kadar gidiyor. Bunun dışında, fıtık dışında neler alınabiliyor derseniz, bel fıtığı dışında işte siyatik sinirle ilgili problemler de alınabiliyor. Sadece bel fıtığıyla da kalmıyor. Evet. Hı hı. Ondan sonra bu arkada faset eklem dediğimiz, faset eklemde yine burada sıkışmaya sebep olup onunla ilgili problemler de alınabiliyor. Bacakla ilgili uyuşmalarda, omurganın eğriliklerinde yani skolyoz dediğimiz rahatsızlıklarda alınabiliyor aslında yine. Aslında en önemli rahatsızlıklardan bir tanesi skolyoz aslında. Evet, o da toplumda yaygın. Evet. Ve boyun fıtıklarında da kullanabiliyor musunuz hocam? Tabii, hem boyun hem bel fıtıklarında. Hem boyun fıtıklarında Hı-hı. başarı oranı daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Yani %95 civarında diyelim maksimum bel fıtığında başarı oranımız varsa, ama boyunda diyebilirim %98. Evet. Ya da daha fazla başarı oranı var yani. Peki hocam, bu tedaviyi yaptıktan sonra hasta da daha sonra tekrarlama gibi bir durum olabiliyor mu bel fıtığında? İşte genellikle Hı-hı. ameliyatı önerilmemesinin ya da hastaların ameliyattan kaçma sebebi genellikle evet. o. Tekrarlayabiliyor fıtık. Çünkü genelde bel fıtıklarında hocam açık ameliyatlarda Hı-hı. yani bu hani toplumumuzda bilinen bir gerçek. Hani ben ne kadar açık ameliyattan sonra bel fıtığı olan bir hasta tekrarlayabiliyor ve insanlar bundan biraz korkuyorlar. Evet. Bu konuda ben açıklık getirmenizi istiyorum. Evet. Önce bu güzel bir evet. soruydu. Şöyle genellikle bel fıtığı şu üç seviyede daha fazla olmakta bel omurlarının. Hı-hı. Şimdi belin birinci omuru bu, ikinci omuru, üçüncü, dördüncü ve beşinci omurları. En fazla fıtık şu beşinci omurun altında L5 S1 diyoruz. L denilmesinin sebebi bel Latince lomber evet. demek. Onun için lomber beşinci kemikle en sondaki sakral kemik dediğimiz kalça leğen kemiği arasındaki disk en fazla yük bindiği için en fazla fıtık bu seviyede oluyor. Evet. Ve bu da şu kalçadan aşağı giden siyatik sinire bası yaptığı için de işte bel, kalça ve bacak ağrılarına en çok sebep olan fıtık bu seviyede. Diyelim bu seviyede bir fıtık. Hı-hı. Bu ameliyatla tedavi edildi, düzeldi. Fakat başka zaman buradan olabiliyor. Evet. Çünkü tamamen bel fıtığı, tedavi edilmemiş oldu. Evet. Aslında. Yani Hı-hı. sebepler devam ettiği için evet. burada beslenme bozukluğu olduğu için bir başka zaman birkaç yıl sonra şu seviyede olabiliyor. Her evet. seferinde ameliyat demek, her seferinde risk. Her türlü risk. Hatta ameliyat sonrası Hı-hı. daha kötü olan insanlar da olabildiği için onun için tercihen ameliyatsız yöntemlerle yapılabilecekler yapılıp ki genellikle de büyük oranda başarı elde ediliyor. 5 bölgede fıtık riski olduğu için her seferinde ameliyat olmaktansa daha çok böyle ameliyatsız yöntemleri işte bizim uyguladığımız evet. DRX spinal dekompresyon yöntemi de yine fıtığın olduğu seviyeye göre belli bir açıda tedavi veriliyor ve belli bölge. Aslında mesela burada evreler çok önemli değil mi hocam? Evresine göre değişiyor tabii DRX ile yapmış olduğunuz tedavi. Tabii. Hı-hı. Yani genellikle erken safhada gelen hastalarımızda daha iyi sonuç alınır. Her hastalıkta olduğu gibi. Evet. Yani erken hastayı yakalamak, erken tedavi her zaman iyidir. Ama burada bizim sistemimizdeki en büyük özellik şu. Hı-hı. Fıtığın olduğu seviyeye göre çekiliyor, evet. belli bir açıda yapılıyor, belli bir açıda vakum etkisi uygulanıyor ve fıtığın geri yerine girmesine yardımcı oluyor. Ve ilk 10 seansta hastaların hemen %50'si tamamen düzeliyor. Tamamen iyileşmiş oluyor. İlk 10 günde 10 seansta %50'si tamamen düzelmiş oluyor. Başka zaman bu seviyede olduğunda mesela L4-5 seviyesi dediğimiz belin dördüncü ve beşinci omuru arasındaki fıtıklarda o seviyeye uygulanıyor dekompresyon hı hı. ve o seviyede fıtığın düzelmesine sebep evet. oluyor. Yani onun için daha çok ameliyatsız tedavi öneriyoruz daha fazla.
ve izleyenlerimiz faydalı. Bu konuda daha çok memnun olacaklarmış gibi geliyor bana hocam. Evet, evet, ameliyatsız tabii. Ameliyatsız bir şekilde bu yöntem gerçekten çok güzel bir yöntem. Tabii yani 3-5 defa ameliyat olmaktansa hiç ameliyatsız tedavi olmayı kim istemez evet. yani. Ama tabii ki kaçınılmaz bir şekilde ameliyat geliyor gerekiyorsa buradaki gibi zaten biz onu gönderiyoruz. Yani hastaları ayrıntılı bir şekilde muayene ediyoruz. Bu tedaviye uygun olan hastaları seçerekten buna karar veriyoruz. Peki hocam bel fıtığından korunmamız için neler yapmamız gerekir? Bel fıtığından korunmak için genellikle ilk önce yeterli beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Evet. Düzenli bol sıvı almamız lazım. Bir. İkincisi her zaman ayakta dururken bir ayağımızı biraz yükseğe koymak belimizde gevşemeye önemli. Sebep olur. Yine evet. otururken de bir ayağımızı biraz yükseğe kaldırmak o belimizde gevşemeye sebep oluyor, hı hı. koruyor. Ondan sonra yatarken sırt üstü yattığımızda dizlerimizi biraz bükmekte fayda var. O da bel evet. kaslarını gevşetiyor. Ama yan yatmada ya da yüzüstü yatmada bir sorun yok. Hı hı. Ve yataktan kalkarken her zaman önce bacaklarımızı yan dönüp aşağı bırakıp sonra elimizle destek alıp kalkarsak bel bölgemize yük bindirmeden kalkmış oluyoruz. Bu pozisyonlarla ilgili evet. olan. Bunun dışında ne var? Bunun dışında çok kilo almamak lazım. Evet, bu da çok önemli bir durum. Tabii bel bölgesine yük bindiriyor. Hı hı. İşte sigara kullanmamak gerekiyor. Sigara özellikle belli bir yaştan sonra öksürük gibi durumlar nedeniyle evet. fıtıkları artırıyor. İşte alerjik durumları varsa bunların tedavi edilmesi lazım. Evet. Soğuk özellikle kaslarda, bel kemiklerinin çevresindeki kaslarda kasılmaya hı-hı. sebep olaraktan fıtığı tetikliyor. Peki hocam belin hep sıcak mı kalması gerekiyor? Tabii. Genelde hani eskiden böyle nenelerimiz, babaannelerimiz işte belini üşütmüşsündür, ağrım var ama işte hemen yünle bir aha. krem sürülüp hep sıcak tutulması gerekirdi. Tabii her zaman evet. için fıtıklarda sıcak iyi gelir. Sıcak iyi gelir. Tutmakta. Hı-hı. Hatta korse ile bel bölgesini korumakta çok yararı var yani. Evet. Bunun dışında yani yün korseleri özellikle öneriyoruz. Fıtık anında da daha farklı korseler de kullanılabilir. Evet. Beslenme... Hocam şunu da söylemek istiyorum hemen size. Mesela hastamız geldi size 3. evresinde. Hı-hı. Hemen size DRX cihazınızda tedavi ediyor musunuz? Yoksa daha önceden bir ilaç tedavisi ya da fizik tedavi gibi uygulamalar yapıyor musunuz? Bize geldiğinde hı-hı. biz zaten DRX'e başlıyoruz. Ama DRX'in öncesinde ve sonrasında hı. da uyguladığımız fizik tedavi yöntemleri var. Bunların evet. içinde ne var? Bunların içerisinde lazer, ben şimdi tabii fiyat olarak çok bilgim hı. yok ama hani İstanbul'un her çok yerinden... Çok uçuk fiyatlar değil aslında. Değil, evet. değil. Uçuk hı hı. fiyatlar değil. Merkezimizi arayıp bu konuda bilgi alabilirler. Hı hı. Yani bütçelerine uygun olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı bir fiyatı evet. yok yani. Evet hocam. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Ben yavaş yavaş programımızın sonuna gidiyoruz. Peki bel fıtığı hangi hastalıklarla karıştırılabilir? Bel fıtığı... Her bel ağrısını bel fıtığı sanmalı mıyız? Hayır. Evet. Ya bel fıtığı birliklerde de hı-hı. ağrılar olur. İstiyorum evet. sizden. Şimdi bel fıtığı... Hı-hı. Bel fıtığı genellikle... Nasıl bir şikayetle, evet. bel fıtığı olan bir insan genellikle nasıl şikayetle hı-hı. geliyor? Şimdi bu kıkırdağın içerisindeki sıvı eğer ki şu omurilik sinirine tam ortadan basıyorsa evet. bel ağrısına sebep oluyor. Eğer ki bu kıkırdak tam ortadan değil de yandan yırtılırsa burada bacağa giden sinire bastığında bacak evet, ağrısıyla bacak gelebiliyor. Ağrısı. Eğer bu fıtık daha geniş olursa hem omurliğe evet. hem burada omurliğe hem de şu sinir köküne beraber basınca bel ve bacak ağrısı hı-hı. birlikte olabiliyor. Tabii şikayetler sadece bel ağrısı şeklinde olmayabiliyor. Mesela bacağında çekilme şeklinde olabiliyor. Hı-hı. Bacaklarda uyuşma şeklinde olabiliyor. Yanma şeklinde olabiliyor. Evet. Ya da bir belli mesafe yürüdükten sonra insanı durdurabiliyor. Hı-hı.
Yani sadece hani bazı insanlar diyor ki benim belim ağrımıyor. Bu zaman bende bel fıtığı yok, bacağım ağrıyor gibisine. Aslında bu yanlış bir bilgi. Çünkü bası olan seviyeye göre değişiyor. Bası buradaysa bel ağrıyor. Burada bacağa giden, yani şuna gider mesela en sondaki siyatik sinire bası oluyorsa kalçadan aşağı giden bel ağrısı olmadan bacak çekilmesi diyebiliyoruz. Tabii, evet. Bacakta ip gibi çekilme ya da ağrı ya da yanma, uyuşma gibi kalçadan topuğa kadar şu sinir. Eğer şu sinirle bası oluyorsa bacağın yan tarafında, daha yukarıdaki sinirlerde iç tarafında, üst tarafında ağrılar sadece gibi. Bacak ağrıları ya da uyuşmaları, yanmaları olabiliyor. Daha geniş fıtıklarda da bel ağrısıyla beraber ya da tek başına bel ağrısına sebep olabiliyor bel fıtığı. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica vermiş ederim. Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ben son teşekkür olarak izleyenlerimize ediyorum. Neler söylemek istersiniz? İzleyicilerime söylemek istediğim, genelde kilolarına dikkat etmelerini isterim. Çünkü kilo birçok hastalığı tetikliyor. Evet. Fıtık, şeker hastalığı, tansiyon gibi. Genelde ağırlık kaldırırken bellerini değil dizlerini kullanaraktan kaldırmalarını öneririm. Kendilerini sıcak tutmalarını öneririm. Eğer ki belle ilgili, bacakla ilgili şikayetleri olursa da ellerinde bir bununla ilgili görüntüleme varsa bizi arayıp danışabilirler. Biz elimizden geleni yaparız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin de dilinize sağlık. Çok teşekkürler hocam. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.